Korona mı oldum oğlum? Abi aşı mı mı? Oğlum oldu covid mi? mi oldum ben? Abi aşı oldun dedin Oldum ya. oğlum. Sinovac, BioNTech ne varsa e, sokturdum yani kendime. Abi <laughs> sokturdun mu? Abi hiç affetmedim yani hiç. Oğlum bu aşınız olun ha. Aşınız olun oğlum. Başıma bilim adamı kesildi herkes. Oğlum içinde... Oğlum sen yediğin yemeğin içinde ne olduğunu bilmiyorsun. aşığın içinde bilmem ne varmış. Haksız mıyım oğlum? Yok haklısın abi. E, Aşımızı olalım. Arkadaşın olsun oğlum. Sizin yüzünden gözlem yok, şıkam sen oldun mu? Ben oldum. Ben iki doz bir mi oldum Aferin, aferin oğlum. Aferin. 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 Bir de başta Sinovac vurdular ya. Sinovac'tan çok verim alamıyorum ya. Bilmiyorum oğlum bu Çinliler... Bilemedim yani. Dördüncüye olacağım mı? Oldum. Alman, Alman oldum. Bir Alman... Oğlum sabaha kadar Alman verse ben Alman'ı her türlü şey yaparım. Anladım. Ligini de seviyorum çünkü. Tamam. Sen bir Alman sevdi, on numara. Bak. On numara. On numara millet gerçekten. onlara çıkarsa bak... Aslında o güzel, onun kafası inanılmaz olur da Japonlar bu işe girmedi. Merhabalar, Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne ha. hoş geldiniz. Hadi bakalım, hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Bu hafta sizlere... Trafik kurallarını Aa, anlatacağız. Yey! trafik çocuklar. çocuklar trafik önemli ha. Evet. Önemli oğlum önemli vallahi e, manyak gibi trafiğimiz var Kendine de dikkat edin öyle değil mi? Evet ama daha basitten başlayalım. Tamam. Öncelikle trafik ışıkları nedir ve He. ne anlama gelir? Oğlum onu da bilsinler işte kırmızı sarı yeşili bilmiyor musunuz oğlum? Evet. Kırmızı, kırmızı dur sarı bekle sarı da şey korna çalma şeyi. Hayır sarı da hazırlanıyoruz. He korna'ya basın ah, Hayır korna'ya basmıyoruz hazırlanıyoruz. Oğlum hazırlık diye işte bu hep taksiçler falan le, 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 le diye basıyorlar ya böyle ya gıcık gıcık. Tamam o yanlış onu yapmamamız He. lazım. Basmayın oğlum. Sarıda zaten sarı yanıyor vitesinizi falan atacaksınız sigara evet. Sigaranızı söndürüp atacaksınız Siga Sigara hayır sene. Hayır sigara içmiyoruz zaten yasak İçmeyin oğlum Cezası var He evet. ama ha Doğru. Kırmızıda duruyoruz Kırmızı gibi ki... Oğlum kırmızı bunu bilmiyorlar mı ya kırmızıda durmayı Bunu Dur, biz mi anlatacağız Evet sonra da karşıdan karşıya geçmeyi anlatacağız ee, Kırmızıda durduk sarıda He. hazırlandık He. Ve yeşil yandığında Vastel geçiyoruz evet. Aynı şekilde bu yayalar içinde geçerli ama yayalarda ne yok ne oğlum? Sarı yok. Yani hazırlanma ışığı yok. Niye oğlum? Niye sarı yok onlarda? E hazırlanacak bir şey yok abi. Yürüyoruz oğlum. ya. ama Tamam da herif bir kendine geç yapar. Haydi ben hızlıca geçeyim der, yavaş geçeyim der. Bir kendini toparlar yani. Hayır. Öncelikle yayalara kırmızı yanıyorsa durup bekliyoruz. Kesinlikle kaldırımdan aşağıya adım atmıyoruz. Yani bir şey diyeceğim. Çocuklar bunu da bilmiyorsanız inşallah size araba çarpar. Hayır. Niye araba ya, çar hayır, hayır. Böyle kafası insanlar gel. Kırmızı ben karşıya geçeceğim Çarpar oğlum. A Arabaya çarpar, götün başın ayrı yerde oynarsın, valla kemiğin çıkar şeyinden etinden yani, hiç üzülmem vallahi yeşil yandığında da He. geçmeden önce araç trafiğini kontrol etmemiz ha. bizim için önemli. Oğlum burası Türkiye. Bakın öyle yeşil yandı. Vay benim hakkım geçin. vallahi götürünce koydular mıydı? Havada dört takla tarsınız. Öyle değil mi abileri? Çünkü çocuklar oğlum burada psikopat it itikope şey ee, dikkati oğlum. dağınık. Siz ışığa teknolojiye falan değil kendinize güveneceksiniz. Yeşil mi yanıyor? Olsun oğlum. Ben bir bakayım araba geliyor mu? Bir manyan teki aradan makas mı atıyor falan. Bakacaksınız. Öyle değil mi? Evet. Dikkati ha. dağınık bir sürücü olabilir ve Aynen. o an ışığı fark etmemiş olabilir. Dolayısıyla sürücülerin durduğundan emin olduktan sonra karşıdan karşıya geçiyor. Evet oğlum vallahi kemiğiniz etinizden fırlar böyle falan bir şeyler olur. Ee, ölmeseniz de sakat kalırsınız. Aman ha. Daha yumuşak mı söylesek? Oğlum yumuşak söyleyince anlamıyorlar işte. Oğlum yeşil yerde yeşil ben karşıya geçeyim valla olmaz bakacaksınız oğlum bakacaksınız her tarafa ıı, arkanıza önünüze bakacaksınız arkadan cüzdanımı çalıyorlar mı önden araba geçiyor mu oğlum şu gelen tinerci bana saldırır mı? şu, şu şöyle mi uyanık olun oğlum abi bunun ne uyanık olun manyak gibi oldu ülke ülke manyak gibi oldu oğlum kendine de dikkat edin evet devam edelim oğlum öyle değil öyle değil gerçekten Ye, yeşil deri oradan tinerci geliyor abi para falanı geliyor. hı bir, bir şey sokuyor oradan şeyini çalıyorlar Oğlum bilemiyorum ya bu ülke gerçekten manyak gibi bir yer oldu ya. Çocuklar kendinize dikkat edin ha. Aman kuzum. Evet. Bunun dışında trafik ışığı olmayan yerlerde evet. karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat ediyoruz? Karşıdan karşıya bırak. Işık olmayan yer demek ne demek? Issız bir yer. Issız bir yere gitmiş. Oğlum orada arabadan önce başka şeylere de dikkat etmesi gerekli öyle değil mi? Bir kere ıssız yere niye gitti oğlum? Bu alışveriş yapmaya mı gitti? Abi ne alışverişi? Neyse onu şey yapmayayım da. Oğlum öyle ıssız yerlere alışveriş alışveriş yapmaya falan gitmeyin. Hadi gittin ışık yok karşıdan karşıya nasıl geçeceksinizi mi anlatacağım? Evet trafik ışığı olmayan yerlerde karşıdan karşıya geçerken önce sağa bakıyoruz. He. Sonra sola bakıyoruz. Evet. Araçların gelmediğinden emin olduğumuzda tekrar sağa bakıyoruz. Oğlum o sağa bak sola bak. Ortaya gel bir daha sağa bak sola bak. Oğlum öyle bir şey yok. Oğlum bakın etrafın da. Araba geliyor mu bakın sağa sol yok bunun. Ha araba gelmiyor haydi koşayım falan deyin. O mesafeleri ayarlayın. Yoksa bir, bu Nihat abi bizi anlattı bir sağa baktım. Sana baktım, ayrıca yürüdüm, bir daha sağa baktım. Olmaz oğlum. Her yere bakacaksınız. Her yere bakacaksınız oğlum. Uyanık olacaksınız oğlum, uyanık olacaksınız. Evet, mesela mümkünse kulaklıkla müzik dinlemeden hareket etmeliyiz. <laughs> Ne müzik mi mü dinlesinler? Hayır müzik dinlemesinler abi kulaklıkla ki trafikteki araçların seslerini duyabilsinler diye. Onu çok diyor. iyi dedin ha. Oğlum onu çok iyi dedin. Aferin oğlum aferin. Abi bak ne adı abi de iyi dedi oğlum. Takıyorsunuz onu kulaklığa ıstık 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 ıstık. Ama ha. Ama ha. Yan kesiciyi göremezler, kasıcıyı göremezler, bir şey göremezsiniz. Uyanık olur mu oğlum? Ha olur. Bak e, müzik takın ama e, müzik açmayın. Bir şey dinliyorum falan dersiniz ama uyanık olursunuz böyle. Hop yakalarsınız arkadan bir yaklaştı mıydı falan bir şeyler yayalara ha. e, özel hazırlanmış trafik tabelaları nelerdi? Ha, mesela şey neydi o büyük çocuk ha. küçük el ele tutuşmuş falan geliyor. Evet. Okul var. Evet okula yakın yerlerde yaya geçitleri Bulunur. bulunur Ve onu anlamamız için de He. bir tabelada, burada ekranda göreceğiniz şekilde evet, olan bir evet. tabela burada var derler. Burada şey e, yapmayın ha, efendi olun yani, arabanızda hızlı gitmeyin, çocukları eze, ezebilirsiniz, küçük küçük göremezsiniz, onları ezebilirsiniz. Ondan sonra burada e, illegal satışlar yapamazsınız, çocuklar, çocuklar var bu ...önemli oğlum, orada, onu anlama da gelir o tabela, yani... ...orada tabelayı gördün ki orada... ...şey, yani o... ...satışçılar da oradan uzak dursun. Evet, seyyar şey. satıcılar da sağlığa zararlı ha. yiyecekler, satmamalılar. Evet. Ara çıkabilir... Efendim, mesela sorayım, buradan geçerken ezilebilirsiniz, oradan gelirseniz... ...oğlum önemli değil, yayalar trafikte ne kadar bulunuyor... ...dikkatli olacaksınız oğlum, kafanız açık olacak yeterli. Tabelaya mabeliye gerek yok, kafanız açık olacak, bakacaksınız oğlum burada araba var mı, geçer mi... ...öbür tarafta bir şey var mı, bilmem ne var mı, motorcu yandan Vigoo geçer mi falan. Dikkatli olacaksınız. Gelelim şoförlere. Abi bunların ehliyeti yok ki. Ha çocuklar tamam işte o manyaklara dikkat edin ha. Onun ee, oğlum belki şey araba kurallarını anlatmayacak mı şoförlere neye dikkat etmeli? Bir ya Hep yaya üzerinden mi gideceğiz? Ee, ehliyet olmuyor ya yaş itibariyle alamıyorlar tamam, ya. babalarından araba çalıp kaçırabilirler. Ehliyet olmayan insanlar araç kullanmasına dair bir bilgi veremem. Tamam ama ha aman ha babanızın falan habersiz arabasını sakın. Sakın almıyorsunuz, ehliyetiniz olmadan araç kullanmıyorsunuz. Ama veli ki velakin kaçırdınız diyelim. Eğlencesin oğlum. Eğlencesin. Çocukken yapar bunlar ama ha. Neyse yapmayacağınızı biliyorum ama velakin yaptınız diyelim. Oğlum önce arabayı nereden aldınız iyice bakın. Çünkü getirip yerine koyduğunuzda babanız yani arabanın kıpırdadığını görürse vallahi kulağınızın tozunu alır. Onun için dikkatli olacaksınız. Önce tam milimine bir bakın. Ha ben arabayı buradan aldım deyin, tam koyduğunuz yeri bilin. Tabi araba içinde koltuk ayarlarını unutmayın. Ay, oynamasınlar ayarlısın. oğlum, oynamasınlar. Babasının ayarını bıraksınlar. Neyse çıktınız yola diyelim. Çocuklar şoförlük kolay iş değil ha. Şoförlük kolay iş değil. Şoförlük gerçekten... Ne oldu oğlum sen niye öyle böyle bakıyorsun? Yok abi anlat anlat, dinliyorum ben. Şoförlük şey kolay değil diyordu. Araba nasıl çalıştırılır öğretelim mi? Tabii anlat mekaniğini He, anlat, Oğlum araba mı? mesela anahtar varsa zaten sokuyorsun kontağı. Artık rın, yeni modellerde var. o da yok böyle basıyor. basıyorsun. Tabii. E, o, ama şey anlatak mı kabloları birbirine sürterek. Abi araba çalmayı mı anlatıyorsun? Ama babasının arabası oğlum o tam değil. Abi anahtarını alır babasının arabasıysa cebinden. Kablo. Bana ne dedirtiyorsun sen? Tamam tamam. Burayı tamam. atalım kurban. Trafik kurallarına uyuyoruz. Uyuyun oğlum işte. Trafik kurallarına uyun. Gerçi trafik kurallarına uysalar da e, otobüsün freni batıyor, Lah diye durağa dalıyor. Yani oğlum kaderinizde ölüm varsa kaçamazsınız zaten. Ben trafik kurallarını öğrendim. O güzel yaşarım. Yaşayamazsın oğlum. Her türlü kuralı uysan bile adam şeyden e, duvardan uçup arabalar yuvarlanıyor fren. Yani kaderinizde varsa ölürsünüz. Kaderiniz yoksa ölmezsiniz. Ama gene siz kuralları bilin. Baba Babaları bunun araba kullanmıyor, anaları babaları evet, araba kullanıyor. Evet, ebeveynleriniz araç tabii. kullanırken de bazı uyarılarda bulunabilirsiniz. Oğlum, bak canınızın evet. değerini bilin. Mesela babanız böyle vay makas atarak falan gidiyorsa mesela, ne diyecekler babalarına? Ee, trafik kurallarına uymasını, şeridini takip etmesini söyleyebiliriz. Tabi tabi öyle diyebilirler. Peki şey yaparsa babası, ambulans yol istedi, vay kenara kıvırdı. Ambulans gelirken hop ambulansın arkasına takıldı oradan yapıştı gitti. Mesela bunu çocuklar ne diyecek? E evet. yaptın baba vallahi ha. Mal gibi bekliyor şu gerideki yerler. Biz güzel takıldık arkasına mı diyecek? Yoksa baba hayır öyle olmaz. Biz de mal gibi bekleyelim mi diyecek? hayır. Mal gibi beklemek değil. Ambulans sireni duyduğumuzda evet. mümkün olduğunca tamam, yol vereceğiz. Ve sonra kaldığımız yerden yolculuğumuza devam edeceğiz. Ambulansın arkasına takılmayacağız. Ama oğlum ambulansın zaten önü açılmış. Yapış arkasına oradan basket olmaz mı? Hayır olmaz. Ambulansın yaptığı manevrayı sen arabanla yapamazsın. Peki çocuklar o zaman deyin ki babama hayır babacığım ambulansın arkasına takılıp niye de hızlı hızlı gidelim? Mal gibi burada bekleyelim diyeceksiniz. Bir de oğlum bu taksi şoförleri mesela onlar... Oğlum ben bu taksicilere biraz takıyorum ha. Adamlara böyle yalvar yakar oluyor artık taksi bulmak için ya. Beyefendi durur musun? Ne tarafa gidiyorsunuz? Öyle mi? Evinize mi gidiyorsunuz? Tam evinize giderken beni şu kadar götürürseniz parası mukabilinde falan filan diyorsun oğlum artık ya. Ee, bunun için kullanabileceğiniz uygulamalar var taksi Oğlum taksiciler uygulama kullananları dövüyorlar la. Her şeyi çökerttiler oğlum bunlar. Bu. oğlum siz ne? Taksiciler. Oğlum siz çete misiniz? Ele diyorsun duruyor diyor nereye gidiyorsun? Sana! Oğlum niye, niye durmuyorsunuz oğlum? Niye durmuyorsunuz oğlum? Cevap ben oğlum. Niye durmuyorsunuz? Oğlum niye durmuyorlar? Bilmiyorum. Ben toplu taşıma kullanıyorum abi. Akbilim var ya aylık. Abi tamam. Fakirler bilmiyor da bak durumu biraz iyi olanlar biliyor. Bu büyük sıkıntı ha. Ya taksiler durmuyor oğlum. Durmuyor. Gen kendi kafalarına göre bir yere gidiyorlar. Diyorum ki sen e, çek oğlum diyorsun. Orta köy diyorsun. Abi diyor, seni diyor Mecidiyeköy'e bırakayım. Yolum orada. Oradan sen bakarsın. Tamam diyorsun. Tamam diyorsun. Yani böyle bir rezil durum oldu artık. Ben diyor abi bayram gidiyorum. E oğlum ben de gideyim senin bayram Onu mu istiyorsun? Masal saati diyelim. Lan oğlum. Oğlum. lan 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 lan. Hızlı ve Hökeli masalını anlatayım mı oğlum? Ee, evet, trafik kurallarına en az uyulan e, film. He, he. he. Valla öyle bir film oğlum. Hızlı ve Hökeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20'ye kadar çıkıyor herhalde. Hepsinde de şey var, hızlı arabalar var. Kaslı kaslı adamlar var. Bu arabanın yanında spor üyeli mi veriliyor hepsine? Ne oluyor bir şeyler? Hepsi kaslı. arabaları güzel. Kızlar var. Evet. Ondan modifiyeli araçlar Arkadaşım arabalarla yarışıyorlar, kızlarla sevişiyorlar. Yarış seviş, yarış seviş. Seviş yarış. yok. Sevişme yok abi. Şey sevişme değil. Özür, 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 özür. şeyler işte arabalarla yarışıyorlar, kızlarla... Trafiğe açık alanlarda yarı illegal yarışlar yapan... Yapıyorlar. Evet ee, oğlum evet. illegal yarış yapıyorlar. Ee, çetelerle doğuşuyorlar. Arabayla doğuşuyorlar ama ha. İşte bunları yapmayın. Oğlum ne bu boktan filmler ya. 20'si de aynı gibi işte. E, evet öyle zaten. Kafa Kafa araba büyüyor bunu. ve adamlar Kafa büyüyor almadı. abi. Trafik. Ha Trafik diye bir film vardı oğlum. Anlatayım onu? Trafik? Uyuşturucu trafiğini anlattım. Ne uyuşturucusu abi? Hayır, hayır, hayır. Aman, aman ha, hayır. aman ha, aman ha. şey anlatayım mı oğlum? Ne? Sakat çocuk. Sakat çocuk ne abi? Oğlum öyle bir masal hatırlıyorum ben. Sakat ee, çocuk. Nenem anlat dedi. Olur. olur, olur kaldığınca anlatayım oğlum? Adını, sakat çocuk. Adını daha yumuşak bir şey yapabilir miyiz abi? Sakat oğlum işte. Çocuk sakat kalıyor diye. Engelli diyelim mi? Şimdi çocuklar, bir çocuk var. Valla neşeli hoplak zıplak bir çocuk. Nasıl babası diyor ki, oğlum dikkatli ol diyor. Çok diyor böyle hopluyor zıplıyor bana Ya ben bir şey olmaz. Lelelele diye gidiyor. Hiçbir kurala uymuyor. Böyle yolda yolakta kendi kendine neşeli hopla zıplaya... Bu de deli keçiler olur ya, onun gibi geziyor işte. Falan filan neşeli çocuk falan gezerken buna looook! Oğlum buna bir araba çarpıyor. Çocuk havada böyle... 6-7 metre dönüyor yani bir kere havada. Ters düşüyor böyle şey. Belin üstüne hı, hı diye düşüyor böyle. Koşuyorlar vay çocuğa ne oldu ne oldu çekilin. Oğlum çekilin ambulans çağırın bir şey olun. Çocuk iyi misin falan filan diyorlar. Çocuk nefes alıyor falan hastaneye götürüyorlar çocuğu. Ondan sonra diyor ki doktor anası babasına. diyor ki çocuğunuz sakat kaldı. İki engelli engelli. Çocuğunuz engelli kaldı. Bildiğin aşağı tutmuyor diyor araba alıyorlar çocuğa. Sakat aman engelli basalıyorlar e, çocuk ondan sonra aklı başına geliyor. Engelli arabasıyla güzel güzel kurallara uyuyor. Artık mutlu mesut hayatına devam ediyor. Nasıl yayınlayacaksın hocam bunu? E, ama şimdi çocuk kurallara uymayı öğrendi. Biraz zor yollardan öğrendi ama öğrendi. Çocuklar bak kural uymazsanız hop top dersiniz sakat kalabilirsiniz. Ölebilirdi çocuk ölmedi. En azından arabasıyla bu kendi eliyle ittiriyor böyle. Eliyle ittire ittire gitti arabasıyla. Mutlu mesaj yaşıyor oğlum. Partiye falan katılıyor o arabayla. O e, o e, o e, o e diye partiler eğleniyor. Bir kız arkadaşı oluyor sonra. Diyor ki ya sakat mı diyor. Çok tatlı çocuk diyor. Kafası iyi Ben bununla sevgili olurum diyor. Yani olur oğlum. Ölmezseniz her şeyin bir çaresi var gibisin gel. Hadi bakalım. Kimin masalı abi bu? Benim nenem, nenem anlattıydı. Ben... Ne oğlum nenemin masalı nesi var? Abi nenenin masalı iyi değil. Sen Alman kardeşleri sövüyordun. Nenenin masalı aşağı Yok, yukarı öyle. Sonunda eğlenceli kısımları var. Onu anlatmayayım mı ben? Anlat. Anlat eğlenceli dedim. Partiliyorlar. Ondan sonra şeye giriyor. Basket takımına gidiyor bu tekerlekli sandalyesine basket atıyor. Paralimpik. Paralimpik çocuk oluyor. Spor Madalya kazanıyor. Ya çocuklar deli dolu bir oğlandı. Şimdi madalyalı bir milli sporcumuz olmuş. Burayı da ben ekledim ha. Nenem eklemediydi. Evet. Ne öğrendik masalda? Masaldan ne öğrendik? Trafik oğlum, kurallarına uymamız gerektiğini. Uyumazsan oğlum hayatınız tepe taklak dönebilir. Ama hayatınız tepe taklak dönse de... ...hayat başka bir şey oğlum. Gene bir yerden bir neşe bulabilirsiniz. Bulamayabilirsiniz.